Evet arkadaşlar, bir önceki videoda saatin kutu açılımı ve genel görünümü ile ilgili birkaç bilgi vermiştim. Bu videoda ise saatin kurulumu ile ilgili bilgi vereceğim. İsterseniz tekrardan saatin genel özelliklerinden kısaca bahsedelim. 0.95 inç, 240K, 240, 24 bit AMOLED ekrana sahip. Tam içerik gösterimi ise 300 karakter. Üzerinde kalp atış sensörü, aynı zamanda NFC ve Bluetooth 4.2.0 desteği ile birlikte geliyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Akıllı telefon uygulaması desteği var ve 120 mAh bataryayla 18 günlük bir pil ömrü sunmakta. Dilerseniz hemen saatin kurulumuna geçelim arkadaşlar. İlk önce saati sizin için sıfırlayacağım. Ayarlar kısmına girip saati sıfırlama işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Evet, şu an saatimiz sıfırlanıyor. Saatimiz sıfırlandıktan sonra açılacak ve açıldıktan sonra sizinle birlikte uygulama bağlantısını gerçekleştireceğiz. Saatimizin açılmasını bekliyoruz. Evet, saatimiz şu an açılıyor. Saatimiz açıldığı andan itibaren hemen uygulama bağlantısını gerçekleştireceğiz. Saatimiz evet şu an kendini sıfırladı ve açılmak üzere. Üzerinde görmüş olduğunuz kare kodu telefonunuza okutarak uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra Xiaomi Hey diye hemen bir uygulama geliyor. O uygulamaya basıp giriş yapıyorsunuz ve arkadaşlar, saat bağlı olmadığı için şu an saatimizi bağlayacağız. Uygulamaya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar ve saati bu şekilde de bağlayacağız. Uygulamanın açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar, uygulamayı açtıktan sonra hemen saatin bağlanmasına geçiyoruz. Saatin ekrandaki kare kodu okutup uygulamayı indirdikten sonra böyle bir ekran sizi karşılayacak. Şifreyi girdikten sonra arkadaşlar e-posta adresinize bir şifre gönderecek. O şifreyi gireceğiz. Evet, şu an sanırım geldi. 697380. Şifreyi girdikten sonra kabul etti ve uygulamamız şu an arkadaşlar açıldı. Şimdi saatin bağlanmasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, uygulamaya giriş yaptıktan sonra şu an saatimizi arıyor. Saatin üzerinde bulunan 8B35 de burada yazan 8B35'in uyduğuna dikkat edin. Çünkü farklı saatler de olabilir. Saatler arasında karmaşa yaşamamak için bu koda dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Hemen üzerine tıklıyorsunuz ve saate bildirim göndermesini bekliyorsunuz. Saate bildirim gönderdikten sonra hemen uygulama zaten size bildirim verecek ve onaylayacaksınız. Böylelikle saati telefona bağlamış olacağız. Evet arkadaşlar, şu an bildirim geldi. Bildirime onay veriyoruz ve saati telefonumuza bağlıyoruz. Şu an saatimiz telefonumuza bağlandı. Saatimiz ilk açıldığında arkadaşlar bu şekilde geliyor. Bu görünümde. Dilerseniz uygulamayı bağladıktan hemen sonra şuradaki simgeye tıklayarak saatin ekran görüntülerini buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğinizi uygulayabilirsiniz. Aynı anda ekranı da değiştiğini görebilirsiniz. Veya isterseniz hemen şuradaki bulunan yere tıklayıp şuradan istediğiniz saat yöntemini seçip buradan da resim ekleyebiliyorsunuz. Artık sizin zevkinize kalmış bir durum. Uygulama hakkındaki bilgilerim arkadaşlar, sporunuzu, ondan sonra kalp ritminizi, alarmınızı, hava durumunu vesaire buradan bir sürü işlevi kontrol edebiliyorsunuz. Bildirimler sekmesinden bildirimleri açıp bütün uygulamalara bildirim izni verebiliyorsunuz. Telefonunuza gelen bütün bildirimleri aynı zamanda burada da görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Şu an şarjının %15 kaldığını gösteriyor bana. Şarj bildirimi geliyor. Saat hakkında anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer saatle ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen açıklama kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.